Abdülkadir Selvi. Suudlarla koç gibi ticaret. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da yaşanan süper kupa krizini Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon olarak değerlendirmiş ve 28 Şubat vari oyunların sahneye konulduğunu söylemişti. Kısaca hatırlatacak olursak Suudi Arabistan'da ne olmuştu? Ali Koç sabot etmişti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oynayacağı süper kupa maçı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da olumsuz bakmasına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin anlaşmasıyla Suudi Arabistan alınmıştı. Fenerbahçe ve Galatasaray Riyad'a gitmiş ancak maçın oynanacağı gün Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç sahaya Atatürk tişörtleri ve yurtta su, cihanda sul pankartıyla çıkmakta ısrar etmiş. Galatasaray ise ne mutlu Türk'üm diyene pankartıyla çıkmakta direnince maç iptal edilmişti. Türk Bayrağı ve İstiklal Marşı Bu olay Türkiye'ye Suudlar İstiklal Marşı'nın okunmasına ve Türk Bayrağı'nın açılmasına izin vermedi şeklinde yansıtılmıştı. 28 Şubat sürecini oluşturmak için kullanılan Atatürk, Türk Bayrağı ve İstiklal Marşı gibi değerlerimiz burada da devreye konulmuştu. Ancak daha sonra Türk Bayrağı'nın açılmasına, İstiklal Marşı'nın okunmasına bir engel çıkarılmadı ortaya çıkmıştı. 28 Şubat'ın kalemleri Ben Bolayım perde arkasını yazınca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç kendisine yakışan seviyesiz bir üslupla bana saldırmış. Uğur Dündar, Ertuğrul Özkök ve Fatih Altaylı taarruza geçmişlerdi. Bu işbirliği nereden geliyor? Uğur Dündar'ın başkanı olduğu Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu maçın Suudi Arabistan'da oynanmaması için karar aldığı halde Ali Koç takımı Riyad'a götürmüştü. Peki o niye saldırdı? Çünkü bunlar 28 Şubat'ta işbirliği yaptılar. Çünkü bunlar 28 Şubat'ın kalemleri. Her fırsatta da 28 Şubat vari bir süreç olması için harekete geçiyorlar. Onları unutmadım. Sıcak gelişmeler yaşandığı için yarına bıraktım ama yanlarına bırakmayacağım. 28 Şubat'ın medya ayağını oluşturan üç ismin ipliğini pazara çıkaracağım. Ama şimdilik sadece Ali Koç'a bir hatırlatmada bulunacağım. Otokar, Suudi Arabistan. Atatürk tişörtleriyle sürece sabote eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, aynı zamanda bir koç kuruluşu olan Otokar'ın yönetim kurulu başkanı. Otokar'ın 500 milyon dolarlık zırhlı araç satışı için Suudi Arabistan'la görüşmeler yaptığı söyleniyor. Söz konusu para olunca Suudi Arabistan şeriat rejimi falan unutuluyor. Ama samimi olarak düşüncemi söyleyeyim. Satış yapmalarını isterim. Çünkü bunlar Türkiye'nin markaları. Sonuç itibariyle ülkemiz kazançlı çıkacak. Ama bu benim bazı soruları sormam engel Ali Koç'a sorular. Ali Koç, ben senin gibi olan demeyeceğim. Sadece soru soracağım. 1. Suluplarla anlaşma yaparken Atatürk maddesini koyduracak mısın? 2. Anlaşma imzalanırsa Atatürk tişörtü giyecek misin? 3. Anlaşmanın yapılacağı mekana yurtta su, Cihanlı Sulpan kartaştıracak mısın? Bakalım Türkiye için istediklerini kendi şirketinin menfaatleri söz konusu olunca talep edecek misin? İsrail'in soykırımının kanıtları Türkiye'den. Gazze'de insanlık dışı katliama imza atan İsrail, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başvurusu üzerine Lahey'de soykırım iddiasıyla yargılanıyor. Uluslararası Adalet Divanı'nda yapılan yargılamanın iki ayağı var. 1. Başta Netanyahu olmak üzere soykırım yapan İsrail yöneticilerinin cezalandırılması. 2. İsrail'in yeni soykırımlarına engel olmak için bir an önce ateşkes ilan edilmesi için ihtiyade tedbir kararının verilmesi. Erdoğan öncülük etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in savaş suçlusu ilan edilmesini uluslararası platformlarda dile getirmişti. Türkiye o nedenle Lahide'deki yargılama ile yakından ilgileniyor. AK Parti 3 milletvekilinden oluşan bir heyetle Lahey'deki yargılamaları yakından takip ediyor. AK Parti milletvekilleri Cüneyt Yüksel, Emrah Karayel, ve Cahit Özkan bir süre Lahi'deki duruşmaları izledikten sonra Türkiye'ye döndüler. AK Parti milletvekillerinin Lahey'deki Güney Afrika Cumhuriyeti heyetiyle yakın teması ise sürüyor. Fosfor bombası fotoğrafları İsrail'in Gazze'deki soykırımının delillerinin bir kısmı Türkiye'den gitti. Anadolu Ajansı tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan ve İsrail'in Gazze'deki soykırımını belgeleyen Kanıt isimli kitap, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Lahey'deki yargılamaya delil olarak sunuldu. Kanıt isimli kitapta İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçları belge niteliğindeki fotoğraflarla ortaya konuluyor. Kitapta ayrıca İsrail'in Gazze'de kullandığı beyaz fosforlu top mermilerinin fotoğrafları da yer alıyor. Lahey'deki yargılamaları izleyen AK Parti heyeti ayrıca Gazze'den tedavi için Türkiye'ye getirilen yaralılarla ilgili soykırım suçuna delil oluşturabilecek kanıtları da Güney Afrika heyetine ulaştırdı. CNN Türk'ün görüntüleri Ayrıca Gazze'de görev yapan TRT, CNN Türk, A Haber, ve NTV başta olmak üzere Türk televizyonlarında yer alan soykırımı ilişkin görüntüler de birkaç dilde hazırlanarak Uluslararası Adalet Divanı'na sunuldu. İsrail Savaş Suçlusu ABD, Ukrayna saldırı üzerine Rusya hakkında lahyden jet hızıyla soykırım kararı çıkarttı. Ama İsrail'in katliamlarına ortak olduğu için belki gücünü kullanıp İsrail'in soykırım suçundan ceza almasını engelleyecek. Ama bu dava burada bitmeyecek. Bir gün gelecek İsrail soykırımcı Netanyahu ise savaş suçlusu ilan edilecek. O gün uzak değil.